ve aşk. Aynen. Niye bu fotoğraf? Deniz benim için çok önemli. Ben hep deniz kenarında büyüyen bir adamım. Deniz görerek büyüdüm yani çok şükür ki. Çok büyük şans benim için bu. Deniz ve olduğu için. Sinem. Deniz'in rengi de burada çok beni çok rahatlatan bir renk. Bozca da burası. Çok güzel. Ve Sinem tabii ki yani. Birlikte mi çalışıyorsunuz? Birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 9 senedir. Hangi alanda ortak çalışıyorsunuz? Menajerim. Menajerim. Aynı zamanda... Nasıl bir duygu eşle çalışma? Valla çok keyifli aslında. Zor bir şeydir. Yani bir kadınla bir erkeğin hani bir de karı kocanın çalışıyor olması. Ya bizim kavgalarımız genelde işle alakalı olur mesela. Hiçbir bir şekilde hani böyle aman sen niye öyle baktın, niye öyle oldu, niye şey... Yani bir kadın erkek psikolojisiyle de yaratılan bir kavga hiç olmadı bizim. İşte işle alakalı hani benim istediğim, onun istemediği, onun istediği, benim istemediğim şeylerle ilgili böyle bir tartışırız falan. Ama onun dışında çok... Ya biz bir de çok eski arkadaşız. Yani lisede sınıf arkadaşıyız. Ha, sıra arkadaşıyız. Peki evet. Orada aşk var mı? Orada benim ona karşı bir aşkım vardı. Ama onu hiç zaman söylemedim ben yani evlenene kadar. Nasıl yani? Ya şöyle, şimdi ben lise 2'de tanıştım Sinem'le. Tamam, aynı okuldasınız. Biz lise 1'de tanıştık daha doğrusu ama lise 1'de tabii bir arkadaşlığımız başlamadı. Lise 2'de aynı sınıfa düştük. Sonra çok yakınlaşmaya başladık biz. Çok yakın iki arkadaş olduk. Yani bir kızla bir erkek çok yakın bir şekilde arkadaş oldu. Ve ben ona ilgi duymaya başladım tabii ki ama bu ilginin... yani ben seninle sevgili olmak istiyorum diyerek bozulmasını istemedim. Çünkü o kadar güzel bir ilişkimiz vardı ki yani şimdi o zaman başlayan bir ilişkinin... Çok sağlıklı olmayacağını düşündüğümden yani hani şimdi ben o ilişkiyi başlasak belli bir süre sonra ne kadar sürebilir bir lisede başlayan bir ilişki evet, risk. Ne kadar sağlıklı olabilir diyerek biz en iyisi böyle kalalım diyerek ben ona hiçbir şekilde bir şey söylemedim. Bizim de günlüklerimiz vardı beraber tuttuğumuz o kadar yakınız yani o yazın mesela onda duruyordu defter getiriyordu bir yaz bende duruyordu ben yazıyordum. İşte derste mesela sıkıldığımız zaman sıkıldığımızı yazıp birbirimize çaktırmadan verdiğimiz peki, notlar falan vardı. Peki bir dakika şurada araya gireceğim yani Sinem sana gelip bayağı mesela şuna aşık oldum bundan hoşlandım evet. Diyor muydu? Tabii tabii ben, yani o zaman ilişkileri oluyordu yani benim sen? De düşün şeyliğim oluyordu hissettiğim birilerini hissettiğim şeyler oluyordu ben de onu anlatıyordum. Ama yani şöyle bir yani şimdi diyeceksin ki ona hissederken başkasına nasıl hissediyordun işte o hayır değişik... Hayır anladım burayı. Aha. Yani sen dersin ki o. Ama bozmamak için. Evet yani ben ablama resmi. Bile ablama okuldan sonra liseden sonra benim bir iki sene daha devam etti Sinem'e karşı olan ilgim açıkçası. Ablama da hatta diyordum ki ben evlenirsem Sinem gibi bir kadınla evlenirim. Yani çünkü benim için hani evlilik zaten çok istediğim bir şey değildi o zamandan beri. Yani Sinem'e kadar bile evlenmek istediğim bir durum yoktu. Çünkü hani istemiyordum yani. Hani aile içinde de böyle bir ufak bir geçimsizlik olduğundan belki de kötü bir rol model olduğundan dolayı da istemedim hiçbir zaman. İşimden dolayı daha da istememeye başladım. Çünkü güvenmek zordu. Yani beni işimi kaldırabilecek yani bunu çok rahat anlayabilirim. Bunu şey için söylemiyorum. Kendi hani beni anlayabilecek falan bir anlamda söylemiyorum. Yani bu olabilir normal bir şey yani. Hani benim işimi, sosyal hayatımı işte kaldıramayacak ya da yaşayamayacak olan olabilir diye düşündüğümden hiç bu kafaya girmek istemediğimden dolayı da olursa işte bilmiyorum yani hani tanıdığım birisinin olması lazım, bildiğim birisinin olması lazım diye düşünüyordum. Sonra lise bitti. Sonra lise bitti. Bir iki sene daha benim ilgim devam etti. Sonra bizim arkadaşlığımız da devam etti tabii ki. Yani biz lise dahil 17-15 yıl falan görüştük. Yine onun ilişkileri oldu, benim ilişkilerim oldu falan. Son biz yani ilişkimiz başlamadan önceki son iki senemiz görüşmedik hiç. O dönem böyle bir soğukluk girdi aramıza, bir şeyler oldu falan. Sonra Çatı Katı şarkım çıktı benim. O benim bir gün Çatı Katı klibini izledikten sonra niye bizden almıyorsun kameraları çok güzel olmuş klip falan deyip böyle bir aradı beni. Biz de işte o gün şey yapacaktık işte kutlama yapacaktık falan. Dedim ki ya kutlama yapacağız bayağıdır da görüşmüyoruz gel hadi görüşelim. Biraz dertleşiriz falan filan yaptık böyle. Geldi biz karşılaştık ilk defa hayatımızda ilk defa öyle sarıldık birbirimize ilginç bir şekilde. O ikisine iyi gelmiş galiba. Olabilir aslında, yani görüşmek. İşte bir şekilde yani ben hayatımda söylediğim şey şu yani ben elimden geleni yaparım insan olarak. Hani karakterim iyi olsun diye insanlığım iyi olsun iyi insan olayım diye elimden geleni yaparım. Ne olursa o olur. Yani hiçbir şekilde buna müdahale edemem. Etmem de zaten. Her şeyin zamanı değil mi? Her şeyin zamanı var ve her şeyin de bir kısmeti var diye bakarım. Evet. Yani ben hatta Sinem'le birlikte olmaya başladığımda dedim ki ben seni hak ettim. Yani hani çünkü
Ben çok bekledim. Yani evet, yani bunu tabii ki 17 yıl, 20 yıl ben seni bekledim anlamında bir psikopatlıkla ya da bir şeyle söylemiyorum. Bence ama. Bence çok romantik bu cümle ya. Bunu açıklamaya gerek bile yok yani. Çok çocuk aklınla, tertemiz evet, kalbine aynen. Sen aslında niyetini koymuşsun, hedefini koymuşsun. Aynen. Dedim ki ben senin gibi birisiyle evlenebilir mi? Hala evet. Öyle düşündüğüm evet. için zaten sana hani bunu evlenme teklifini. Zaten ilk işte o gece bir araya geldik. Dedim ki evlenip çocuk yapalım dedim ben ona. O gece mi dedin? Evet. O da tamam dedi. Biz tamam de zaten 6 ay sonra evlendik. 6 ay mı? Çocuk da yaptık.